Bilmiyorum neden, niçin. Örneğin işte Gazi'de niye bir kahvede bir zavallı, ihtiyar, yaşlı bir dede önce kurşunlanıyor? Veya Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da Kızılbaşlar Camii yaktı diyerek aynı şekilde bunlar tertipleniyor. Bunları konuşmadın. Evet. Çok mailler var. Örneğin işte Fatma Ergin tabii programdan çok memnun olduğunu, herkes bir kere bu programın yapılma nedeninden dolayı bizlere, sizlere çok teşekkür ediyor. Özellikle Hamit Bey'i tanımaktan, canlı olarak yaşadıklarını anlatmasından memnun olduğunu söylüyor Kaynarca Pendik'ten. Birçok dostumuz da ya isim yazmayı unutmuş ya da gerek görmemiş, çekiniyorlar. Hamit Bey'in birçoğu, ben çok duygulandım. Bugün çoluğum çocuğumla yaşıyorsam hayatımı Hamit Kapan'a borçluyum diye yazmış. Sayın Vekilime sorular var. Şimdi bir aradan sonra Durdu Bey'den başlayacağım. Mesela Yakomas Deniz diyor ki, İşte biz hep incinsenle incitmeyelim mi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu yara hale içimizde. Sayın Vekilim bir daha böyle olayların olmaması için neler söylüyor? Başka bir izleyicimiz hala acılarımızı, orada kaybettiklerimizi anmaya gitmek için izin almakla uğraşıyoruz. İzin verilmiyor. Bu ileri demokrasi bu mu türünden çok sorular var. Evet, bunları kısa bir aradan sonra Durdu Bey'den başlayacağız. Daha da bu arada gelen sorular olursa hepsini topluca Durdu Bey'e yöneteceğiz. Maraş'taki anma olayına geleceğiz. Ama toplumda bir duyarlılık var. Birçok cemevimizde, sivil toplum kuruluşunda Maraş yıl dönümü anmaları, panelleri, resim sergileri en azından yapılıyor. Bu da bir sahiplenmedir. Sahip çıkacağız ki tekrarı yapılmasın. Yeni nesile bunu anlatacağız. Katliamı Kahramanmaraş'ın tümüne, oradaki yaşayan bütün vatandaşlarımıza adetmek doğru da değil, yanlış da. Bütün o Kahramanmaraşları Alevi düşmanı görmek, Alevi katliamcısı göstermek de son derece yanlış. Ama orada esas olan şu ki, iş başında olan o gün derin yapı hala orada bir anmayı bile çok görüyor. Bunu da dile getirmek lazım. Evet, şimdi ben size daha çok bir sonraki dönemde mecliste bu önergeler ne durumda, ne veriyorsunuz diye Hamit Bey'e de yaşanan o olayları, sayın avukatım da mahkeme süreci, yargılama ne oldu, tutuklu ne oldu, ama mailler gelmeye başladı. Özellikle mesajlar, tabii ben kendimle ilgili daha önce 3 yıl burada program yaptığım için sizi ekranda görmek çok güzel. Övgüler var. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Hamit Bey'in işkencelerde çok kaldığını, iyi bir devrimci olduğunu, bu davanın birçok isim var aynı içerikle yazılan. Ben belki başkalarına programa katılma hakkı doğmasın diye bir isim vermişler. Diğer tarafın birinci oğlu sanığı, milletvekili oluyor da Hamit Bey niye meclise göremiyoruz diye yazılar var. Çok kınamalar var bu olayı. Konuştuğumuz için Cem TV'ye teşekkürler var. Bu SMS'ler şeyle de. Yine Veli Sedef Avusturya'dan arıyor, hepimizi selamlıyor. Ben Mersin'den Hüseyin Bozkurt, Maraş olaylarını yaşamış biriyim diyor. Selamlarını iletiyor. Yine bunları okumaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Son Maraş'ta son durum ve bu yeni Maraşların olmaması için nasıl bir iklim, nasıl bir söylem? Hükümet kanadında Maraş'la ilgili bir araştırma komisyonları nedir, ne değildir? Örneğin şimdi denetleme kurulu Cumhurbaşkanı Sivas'ta devreye koydu. Böyle bir durum var mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii şu an mecliste geçen dönem, yani bundan önceki dönemde bu katliamları, bizim verdiğimiz soru önergelerine yönelik olarak bu katliamları araştırmak üzere komisyonlar kurulması kararlaştırılmıştı. Sonra seçimler oldu. Seçimler olduktan sonra tabii kadük kaldı. Yerine getirilmedi. Hatta Maraş olaylarını araştırmak konusunda da benim komisyon üyesi olmam istenmişti. Ama tabii sonra kadük kaldı. Tamamen üzeri kapatıldı. Verdiğimiz soru önergelerine bile doğru düzgün cevap veremez oldular. Araştırma önergesi de öyle bekliyor. Sorun tabii biraz önce sordunuz. Ben tam net rakamları söyleyeyim. Bu davada 804 kişi yargılandı. 29'u ölüm cezası aldı. 7'si müebbet hapis cezası aldı.
7'si 15-24 yıl, 29'u 10-15 yıl, 259'u 5-10 yıl, 26 ise 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası aldı. 379 kişi beraat etti. 68 kişi firarda olduğu için ya da dava sırasında öldüğü için davadan düştü. Katliamda birinci derecede rol alan 68 kişi hiçbir zaman yakalanamadı. Şimdi daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Onun için bu böyle biline. Yani Madımak'ta olduğu gibi bir nolu sanık biliyorsunuz Sivas'ta hemen 500 metre ileride bir öldü. Ondan sonra orada Sivas'ta oldu. Anlaşıldı. Yani devlet yakalamak istemiyor. Yakalamak istemediğini gözlümüyordu. Böyle gitti. Aleviler tabii yüzyıllar boyunca birçok haksızlığa uğramıştır. Bu temel öğreti de şudur. Aleviler mazlum insanlar, barışsever insanlar, hoşgörülü insanlar. Bir başkasına kötülük yapmayı istemedikleri için de zaman zaman bu mazlum halleri kötülük yapanlara cesaret vermiş olabilir. Yani incin sen de incitme söylevi ailenin ilk gelişim sürecinde büyükler tarafından söylenmiştir. Ama ben bugün söylüyorum. Artık Aleviler yaşadıkları bunca acılardan sonra o kadar zulümden ve o kadar acıdan sonra şöyle bir kararı almak durumunda kaldılar. Bundan sonra kimsenin bizi incitmesini istemiyoruz. İncitirlerse biz de incitiriz. Bunu net söylüyorum. Bizim kimseyi incitme gibi bir şeyimiz yok. Ama bundan sonraki süreçle ilgili söylüyorum. Kimse bizi incitmeye kalkışmasın. Artık dedeleri bu konuda dinlemiyoruz. Bizi inciteni incitiriz. Belki de dedelerimiz araya girmiş olayım. Hünkâr Hacı Bektaş veya Alevilik'te biliyorsun bir zahiri ve batini var. Yani evet. Tarikat ortamında söylenen bir söz olabilir. Onu getirip sen mesela şeriat ve siyasette bunu bizim önümüze dayayamazsın. Yani tarikatta öyledir. Herkes birbirine razılık olur. Yani. Orada söylenmiştir. Yani evet. Bu böyle biline. Tabii biz yaşama ya da siyasal anlamda soldan dünyaya baktık. Soldan baktığımız için de solcular da öyle. Hep haksızlığa uğramıştır, ezilmiştir, baskı görmüştür, işkence görmüştür, rezervlerini yapmıştır. Gelirken düşündüm bundan 12 yıl önce hayata dönüş adı altında 20 cezaevine birden bir operasyon başlatılmıştı. Açlık grevlerine sözüm ona engel olmak üzere. Sadece kullandıkları gazı söyleyeyim. 30 ton gaz kullanılmış. 30 ton gaz oradaki tutuklara yönelik. 40 alay büyüklüğünde asker kullanılmış. Biliyorsunuz 30'un üzerinde ölü ve 200'e yakın sakat bırakılmış gencecik insanlar. O travmayı yaşayanlar hala da hayata dönemediler. Yaşadıklarını unutamıyorlar. Bugün o devleti yönetenlerin kendilerine emanet edilen gencecik çocukları cezaevinde nasıl hunharca öldürdüklerini hepimiz gördük, tanık olduk. Ben hayata dönüş operasyonu sırasında hayatını kaybeden o değerli arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. O yaralı kurtulanlara da hayatta sağlıklar diliyorum. Başka söyleyecek bir kelime bile bulamıyorum. Biz de cezaevinde yattık, cezaevinde işkence gördük, gözaltında kaldık. Defalarca kaçak gezdik, işte o acıları biliyoruz, yüreğimizde yaşıyoruz ama yapacağımız tek şey bunları dile getirmek, bunu yapanları lanetlemek. Onun ötesine ne yazık ki gidemiyoruz ama bir gün bir iktidar fırsatı olursa bu haksızlığı yapanlardan 100 yılda geçse bunun hesabını mutlaka soracağız. Sormamız gerekiyor. Tıpkı Maraş katliamında olduğu gibi, tıpkı Madımak'ta olduğu gibi, tıpkı Sivas, Malatya, Çorum olaylarında olduğu gibi ya da faili meşhura giden Uğur Mumcular gibi, Bahri Üçoklar gibi, işte Çetin Emeşler gibi, birçok değerli Tarık Turan Dursun gibi, evet. Birçok yüzlerce insanın katledilişinin çözememiş olmanın bir acısı yüreğimizde. Bunu da söylemek istiyorum. Onun ötesinde şu.
devletin bir an önce o derin Gladio tipi NATO döneminde Amerika'nın kurduğu kontur gerilla olarak bizim adlandırdığımız o yapıyı derhal açığa çıkartması, tasfiye etmesi lazım. Evet. O karanlık yapı tasfiye edilmediği sürece ne katliamlar, ne faili meçhul cinayetler, ne de provokasyonların arkası önü gelmez. Evet. Bugünkü iktidarlar, bugünkü iktidar sadece olayı kendi ekseninde değerlendirdiği için bir kılıf olarak kendisi gibi düşünmeyenleri şu anda cezaevine atıyor, yargının önüne çıkarıyor. Ama asıl olan şu, asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha özgür, daha demokrat, daha aydın, daha hukuk devleti olması için bütün bu karanlık şer odaklarının bir an önce dağıtılması lazım. Sayın Vekilim, burada süremiz biraz kısıtlı. Cumartesi günü sizi daha geniş. Evet. Kartal Cemevi Vakfı'nda. Evet, Kartal Cemevi'nde. Cumartesi, saat 16'da dinleyeceğiz. Tekrar bu konuyla ilgili, bu konunun devamıyla, evet, ya da bu konunun ayrıntılarıyla ilgili geniş bir panelimiz olacak. Orada çok daha geniş, çünkü televizyon orada programları böyle kısa, evet, özet geçiyor. Programları böyle kısa. Evet. Hamit Bey'in de son cümlelerini arkadaşlar işaret ediyor. Toparlayacağız. Böyle anmamız gereken önemli isimler de olabilir. Örneğin yani bu programda Ozan yani, Emekçi'yi anmak lazım. Evet. Çünkü ailesiyle arkadaşlara 20 kişi hayatını kaybetmiş. Hala bugün bırak Maraş'ı, Türkiye'ye giremiyor dışarıda. Evet, onunla ilgili defalarca soru önergesi vermiş olmama rağmen Emekçi'yi ne yazık ki Türkiye'ye hala getiremedik. Üstelik almış olduğu bir hüküm de yok. Ailesini de Maraş katliamında kaybetmiş. Yani Sayın Başbakan'a, Sayın Bakanlar Kurulu Bakanlara, bu konuyla Kültür Bakanlığı'na defalarca da bu konuyla ilgili müracaat etmemize rağmen hiçbir suçu, bir hükmü olmamasına rağmen Emekçi gelemiyor. Davalarını ben düşürdüm. Yani hakkında açılan davalarını işte sas çalarak komünizm kurmak, yapmak suçundan onları ben düşürdüm. Çok ama değil var. Gelemeyiş nedeni biraz farklı. Devletin koyduğu bir kota, onu söyleyeyim. Devletin koyduğu bir kota. Bir kota, evet. Yani öbür taraftan o dönemde işkencede kaybettiğimiz yakını kaybeden çok insanlar, birçok Alekber Yürek mesela Afşin'de yakalan, kısa sürede gözaltında öldürülen bir arkadaşımız Fehmi öyle, Mehmet Ceren öyle, birçok arkadaşımız. Yani Maraş çok büyük bir travma yaşadı. O olaylardan sonra 12 Eylül'le birlikte orada bir nesil, bir şey yapı yok edildi. 30'a yakın insan gözaltında şu veya bu şekilde öldürüldü. 150 bin, 250 bine yakın Alevi Maraş'ı terk etmek zorunda kaldı. Şu an Maraş'ta Alevilerin oranı %10'ların altına indi. Onun için ben bu göçün, bu tahribatın insanlarda ne kadar büyük bir etki yarattığını biliyorum. Evet. Onun olmamasını, daha hiç zaman zaman bunları diyorum, işleyeceğiz. Hamit bu Bey, şey yani.